Üçgende bir kenarın orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasıdır. Yani buradaki D noktası orta noktamız A köşesiyle D'yi birleştirdiğimde VA'yı bulurum. İşte bu VA, C kenarını iki eşit parçaya bölen AD kenar ortayıdır. Üçgende kenar ortaylarının kesin noktası ağırlık merkezidir. E, ABC köşelerinden çıkan kenar ortaylar çizdiğimizde hepsi de G noktasından geçiyor buradaki G noktası ABC üçgenimizin ağırlık merkezi olarak söylenebilir. ABC üçgen DEF bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Verilenlere göre V A V B v, C gibi ağırlık merkezini gösteriniz demiş. Önce A köşesinin karşısındaki kenar A kenarı, B köşesinin karşısındaki kenar B kenarı, C köşesinin karşısındaki kenar C kenarıdır. A kenarını eşit parçaya bölen burada AD'dir. Yani burada AD'miz bizim VA'mızdır. AC kenarını eşit parçaya bölen yani B kenarını eşit parçaya bölen burada BE'dir. BE'miz burada B'yi ikiye böldüğü için VB'dir. Aynı şekilde AB kenarını eşit parçaya bölen yani C'yi eşit parçaya bölen CF'dir. Üçgende ağırlık merkezi kenar ortayı kenara bir birim, köşeye iki birim olacak şekilde böler. Yani ağırlık merkeziniz burada G köşeye gördüğünüz gibi iki birim olarak verilmiş, kenara olan uzaklık da bir birim olarak verilmiş. ABC üçgen, AD kenar ortay, G ağırlık merkezi denmiş. AD 12 olduğuna göre GD kaç birimdir? Ben GD'ye x dersem, kenara yakın olan parça x ise. Köşeye yakın olan parça 2 katı olacaktır. Yani burası 2x'tir. Toplamda 3x 12. x buradan 4'tür. ABC üçgen E ve D noktaları burada orta noktalar. Bulundukları kenarların orta noktaları. G ağırlık merkezi olur o zaman. Çünkü bu ikisi kenar orta, iki kenar ortanın kesim noktası da ağırlık merkezidir. Yani GD burada 3 ise G'den köşeye yani A'ya olan uzaklık 2 katı 3 kere 2'den 6'dır. GE G, E ve GB'yi B'yi düşünelim şimdi. Yani BE E kenar orta üzerinde. G'den E'ye bir birimse G'den B'ye iki katıdır. Yani G'den B'ye 8 ise G, yarısı olacaktır burada. G, de 4'tür. Bize şimdi diyor ki BE diyor. BE toplamda 12. A, kaç bulduk? 3, 6 daha. 9 bulduk. Bu ikisini toplarsak 21 birim buluruz. Sorumuzda 5 ve 13 verilmiş bir dikliğimiz var. A, B, C, D, E ve G noktalarını birbirine bağlayan yollar şekilde verilmiştir. G noktası A, B, C noktalarının oluşturduğu üçgende ağırlık merkezidir. Burası ağırlık merkezimiz. E, burada bize EC kaç metredir diye soruyor. Şimdi. G'den D'ye 5 ise G'den A'ya 2 katıdır 10'dur. Çünkü ağırlık merkezinde 1'e 2 oranı vardır. Yani kenara 1 birim, köşeye 2 birimdir. Bu 90'ı buraya taşıyorum çünkü burada bir doğrusallık var. 90 taşırım ve buradaki dik üçgenimizde 5, G, e ve 13 var. 5, 12, 13 üçgeninden G, e 12 yazıyorum. 10 ve 12'miz var. Burada e, Pisagor uygularsak yani AE'nin karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı 10'un karesi artı 12'nin karesi. 10'un karesi 100'dür. 12'nin A açısı 90 derece olduğunda A'dan gelen kenar ortay böldüğü parçalar eşittir. Yani buradaki 3 parça birbirine eşit olacaktır. Ve burada BC kenarımızın yarısı kenar ortayımıza eşittir deriz. 90'dan gelen kenar ortay böldüğü parçalar eşittir. Muhteşem üçlümüz var. 5 ise bu parçalarda 5. 5 olacaktır. BC'miz buradan 10 birimdir. ABC üçgen A 90 derece. Burada iki tane altımız var. Eğer burada 90 var, iki tane de 6 varsa 3. parçada diğer parçalar ne olacaktır? Eşit olacaktır. Yani DC'ye de 6 demeliyiz. Doğru cevap 6 olur. ABC üçgen A 90 derece G ağırlık merkezi demek ki A ve G'den geçen AD burada nedir? Kenar ortaydır. Bu kenar ortay 90'dan geldiği için burada muhteşem üçten bahsedebiliriz. Yani bunun tamamı da böldüğü parçaları nedir? Eşittir. GD'yi 5 ver. Örneğimizi çözmeden önce şuradaki özelliğimize bir bakalım. Bir ABC üçgenimizde A'dan bir ne indirelim? Aç orta indirelim. Açı ortayımız BC'yi de iki eşit parçaya bölsün. Buraya da D noktası diyorum. Yani AD burada hem açı ortay hem kenar ortay. İşte iki tane özelliği varsa burada AD'nin. Diğer iki özelliği de bizim yazmamız gerekiyor. O özellikler de şudur. AD yükseklik olur ve bu üçgeni ikiz kenar üçgen yapar. Şimdi bu bilgiler ışığında sorumuzu çözmeye çalışalım. Sorumuzda G ağırlık merkezi olarak verilmiş. Yani zaten Kenar ortay olduğunu görüyoruz. 8'e 8. E 8. AD'miz açı ortay. Gördüğünüz gibi açılar birbirine eşit olarak verilmiş. Hem kenar ortay hem açı ortay olan AD burada yüksekliktir. Bunu söyleriz ve bu üçgen ikisi kenar üçgendir. Bu bilgiler ışığında. Şimdi önce ağırlık merkezi olduğu için x artı 1, 3x eksi 3. Şimdi x artı 1, bir birbirimse 3x eksi 3, 2 birimdir. Yani x artı 1'in iki katı burada 3x eksi 3'tür. 2'yi dağıtırsam 2x artı 2 olur eşittir. 3x eksi 3'tür. 2x'i karşıya alıyorum. Eksi 3'ü sol taraf alırsam 5 olur. X'i 5 bulmuş olduk. X yerine 5 yazdığımda burası 6 olacak. Burası da 12 olacaktır. Şimdi şu üçgen dikkat edelim. Beraber bakalım. 8'imiz var. 6, 12 daha ne yaptı burası? 18 yaptı. Bize sorulan ne burada? VC uzunluğu kaç santimdir diye sormuş. Yani burada C köşesinden çıkan bir kenar ortay. AB'ye gelen kenar ortay acaba kaç birimdir diye soruyor. Buradaki dik üçgenden 6, 8, 10 üçgen olduğunu söyleyebilirim. E, G noktasından köşeye 2 birimse kenara bir birimdir. Yani onun yarısı bu parçada 5'tir. Yani VC toplamda 5, 10 daha 15 birim olduğunu söyleriz. Evet sorumuzda diktiklerimiz verilmiş. KL, L, L eşit. AD kenar ortayımız çizildi. KL orta tabanımızı da çizersek kenar ortayımız E noktasında bir kere bölündü. G'den de ağırlık merkezinden de bölündüğünü düşünürsek 3 parçaya ayrılmış oldu. Bu parçalar arasında şöyle bir orantı var. Ee, A, e, AE'ye 3M dersem EG 1M GD'ye 2M diyeceğim. İşte yukarıdan aşağı 312 kuralı diyoruz biz buna. Daha önceden neyi biliyorduk? GD eğer 2M ise bunun 2 katı 4m yukarıda var zaten doğru. Peki KL orta tabansa kenar ortayı da ne yapacaktır? 2 eşit parçaya bölecektir. Yani burada 3m varsa burası da nedir? m 2m daha 3m'dir. Buradan da doğru olduğunu görüyoruz kuralımızın. Bu kurala 312 diyeceğiz. Kenar ortayımız ve orta tabanımız çizilmiş. 312 kuralı var diyebiliriz burada. Hemen oranları yazıyorum. 3m m 2m M'imiz burada 4'tür. A, toplamda 6 M'dir. M yerine 4'ü yazarsam 6 kere 4'ten cevap 24 santim olur. Burada FE, BC'ye paralel demiş. Tam orta noktadan bir paralel çizersem karşıyı da ortalayacaktır. Ve aslında burada çizdiğim şey orta taban olacaktır. Kenar ortaylar G noktasından geçiyorlar. G ağırlık merkezi. E orta tabanımız kenar ortayımız e, gördüğü gibi kesişmiş ve burada o zaman 312 kuralı vardır diyebilirim. Yani 3m m 2m yazabilirim. M'miz buradan 5 olarak verilmiş o zaman FE'miz 8'miş. Burada AD uzunluğumuzun 6m olduğunu görüyoruz. Yani burada m gördüğümüz yere 5 yazarsak 6 kere 5'ten 30 çıkacaktır AD'miz. Bir de BC'miz bulunması gerekiyor. Onu da nasıl bulacağım? Şöyle bulacağım. Kelebek üçgenimiz var şurada. Burada bir kelebek üçgenimiz var. Ne var kelebek üçgende? M'e 2M var. Yani M'e 2M, M'in 2M oranı burada 8'in BD'ye oranı olacaktır. Yani burada BD'yi biz ne buluruz? 16 buluruz. X16 ise zaten burada bir kenar ortay var. Yani burası da 16'tır. Toplamda BC'miz 32'dir. Yani BC'miz 32 bulmuş olduk, AD'miz de 30 bulmuş olduk. Bunları toplarsak doğru cevap 62 cm olur. ABC üçgen, G ağırlık merkezi, AL kenar ortay. Şekil 1'deki üçgen biçimde kağıt DE boyunca kesiliyor. Kesildikten sonra üçgenin üst tarafı atıldığında şekil 2'de DK'ya 3, KG'ye 4 demiş. GL artı LC'yi soruyor bize. Biz şekil 2'de şekil 1'deki durumu bir oluşturalım önce. Yani A noktası bu A ile kenar ortaydı. Yani burada bir doğrusallık var. Devam ediyor bu şekilde. E, tam orta noktaymış D noktası. E noktası da tam orta noktaymış. Yani burada D orta taban ve kenar ortay kesiyor bu şekilde. Yani 312 kuralı vardır diyebilirim. 3M, M, 2M diyebilirim. Buradan GL'yi M'e 4 ders G ağırlık merkezi olarak verilmiş. Burada A köşesinden BC'ye ait kenar ortayı çizersem ME 2M olacağını biliyorum. Ağırlık merkezi olduğu için ME iken ve paralellikten dolayı hemen şunu diyebilirim. ME K düşerse 2ME 2K düşer diyebiliriz. İşte 2K dediğimiz yer 12'ymiş. E buradan o zaman K'mız ne olacaktır? 6 olacaktır. Bizden BD'yi soruyor yani 6 santim bulmuş olduk. G ağırlık merkezi yine BC'nin tamamını 30 olarak vermiş. Yine A kenarına ait kenar ortayımı çizdim. 32 eşit parçaya bölündü 15-15 olarak. Ve burada kenara yakın olan parça bir birimse köşeye yakın olan parça 2 birimdir. İşte burada ne yapacağım? Paralellik var. Tales yazacağım. Yani 2M'in dön başa tamamını oranı. Yani 2M bölü tamamı.